Evet, gelin alfabeyle ilgili birkaç ilginç soruya cevap vermeye çalışalım. Eğer bilmiyorsanız ya da şu an saymaya üşeniyorsanız, alfabemizde 29 harf var. A, B, C, Ç, D, E, F, G diye devam ediyor ve Z de bitiyor. Evet, toplam 29 harf var. Şimdi de sorular geliyor. Bu 29 harfi kullanıp yazabileceğimiz 3 harfli kelimelerin sayısı nedir? Sayısı kaçtır? Cevabı bulurken kelimenin anlamlı olup olmadığını ya da bu kelimenin telaffuz edilip edilebilip edilemeyeceğini düşünmeyeceğiz. Önemli olan tek şey üç harfli olması. Mesela zgt diye bir kelime uydursak, zgıt diye, bu geçerli bir cevap. Ya da skj, skj diye bir şey uydurduk, bu da geçerli olacak. Evet, alfabedeki tüm harfleri kullanarak kaç tane üç harfli kelime yazabiliriz, bir düşünelim. Hatta şimdi videoyu duraklatın ve soruya benden önce siz cevap vermeye çalışın. Evet, denediniz ve cevabı buldunuz. Şimdi de birlikte. Şimdi bir bakalım. 3 harfli bir kelime için 3 tane boşluk var. Yani 3 tane harf seçmemiz gerekiyor. Birinci harf için kaç tane olasılık var? Birinci harf elimizdeki 29 harften herhangi biri olabilir. O halde 29 olasılık var. A'dan Z'ye kadar 29 harften bir tanesini seçebiliriz. Peki ya ikinci harf? Bunu kasten bilerek, hatta biraz da kafanızı karıştırmak için soruyorum. Bugüne kadar buna benzeyen bir dolu soru çözdük ve bazılarında birinci boşluğu 29 değişik şekilde doldururken, ikinci boşluk için 28, üçüncü boşluk için de 27 dedik. Ama burada durum farklı. Bu soruda aynı harfi iki kere ya da üç kere kullanabiliriz. Yani aynı harfi kullanmamamız gerekmiyor. Aynı harfi kullanmak serbest. Mesela hıh diye aş aş aş, he 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 ya da ha 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 diye bir kelime uydursak bu geçerli. İşte bu yüzden ikinci harf içinde 29 olasılığımız var. Aynı şekilde üçüncü harfte alfabedeki 29 harften herhangi biri olabilir. Bu sorunun cevabı, evet tam sonucu bilmiyorum ama 29 çarpı 29 çarpı 29 yani 29 üzeri 3 olacak. Evet alfabedeki tüm harfleri kullanıp Unutmayın telaffuz konusunu ya da anlam konusunu düşünmüyoruz ya da aynı harfi tekrar tekrar kullanabiliyoruz. 29 üzeri 3 tane 3 harfli kelime yazabiliriz. Şimdi de başka bir soru. Her harf değişik, farklı olursa kaç tane 3 harfli kelime yazabiliriz? Evet, artık harflerin farklı olması koşulu var. Harfler farklı olacak. Evet, şimdi yine videoyu duraklatın ve bu soruyu nasıl çözeceğiz onu düşünün. İşte şimdi permütasyon sahneye çıkacak. Yine de size bir tavsiyem var. Bir problem bir problemle karşılaştığınızda lütfen problemi anlamaya ve nasıl çözebileceğinizi düşünmeye çalışın. Hemen bu formülü uygulanır. Burada biz permütasyon ya da kombinasyon uygulayacağız deyip ezbere bir formülle çözüm bulmaya çalışmayın. Mesela bu soruda sırayla gidecek olursak birinci harf için elimizde 29 farklı seçenek var öyle değil mi? Hatta bir saniye, neden hep birinci harfle başlıyoruz? Bu sefer sondaki harften başlayalım. Evet, bu harf için, sonuncu harf için 29 farklı seçeneğimiz var. İkinci olarak da ortadaki harfi seçersek, sondaki harf için seçebileceğimiz 29 olasılıktan her biri için 28 farklı seçim yapabiliriz. Ve ilk harf için de, buradaki 28 çarpı 29 olasılığın her biri için 27 farklı harf seçebiliriz. Daha önce 2 harf seçtiğimiz için geriye 27 tane kaldı. Evet, bu örnekte hangi boşlukla başlarsak başlayalım, sıradaki bir sonraki boşluk için her zaman bir eksik seçeneğimiz kalacak. 27 çarpı 28 çarpı 29 işleminin sonucunu bulabiliriz ama bu soruyu her zaman çözdüğümüz gibi çözelim. Farklı harfler kullanıp, birinci harf için 29, ikincisi için 28, ve üçüncüsü için 27 seçeneğimiz var. Yani cevap 29 çarpı 28 çarpı 27 olacak. Eğer permütasyon notasyonunu kullanmak istiyorsanız bunu p parantez içinde 29,3 olarak yazabilirsiniz. Yani 3 boşluğa 29 harfi kaç farklı şekilde yerleştirebiliriz? Permütasyon formülünü uygularsak ve küçük bir hatırlatma, lütfen hiçbir zaman bir formülü mantığını bilmeden uygulamayın. 29 faktöriyel bölü 29 eksi 3 faktöriyel. Bu 29 faktöriyel bölü 29'dan 3 çıkarsa 26 kalır. 26 faktöriyel eşit. 29 faktöriyel bölü 26 faktöriyel. Ve bu da buna eşit olur. Çünkü 29 çarpı 28 çarpı 27'den sonrası 26 faktöriyelle sadeleşir ve geriye bu kalır. Evet, aslında bu videoda size göstermek istediğim başka şeyler var. Mesela birisi size 29 harfle kaç farklı 3 harfli kelime yazabilirsiniz diye sorduğunda hemen permütasyon kullanmayın. Önce soruda ne sorulduğunu anlamaya çalışın. Bu örnekte doğru cevap permütasyonla değil, 29 çarpı 29 çarpı 29 işlemiyle bulundu. Dikkatinizi çekmek istediğim bir diğer nokta ise, biliyorum artık bıkmış olabilirsiniz çünkü bunu defalarca yaptım ama permütasyon kullanılacağını anladığınız zaman bile lütfen bir sorunun üzerinden geçin, çözüme düşünerek ulaşın, ezbere formül uygulayarak değil. Biz burada soruyu anlayarak formülü kullanmadan çözüme ulaştık. Siz de her zaman aynı şeyi yapın.